Evet, günün son tadımındayız ve kayınvalidemiz Aynur Hanım'ı rica edeceğim. Evet. Merhabalar. Gel bakalım. Hazır mıyız? Hazırım. Evet. Açalım bir numaralı tabak. Aç bakalım. Oldu. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Çıkarıyorum pişmemiş ananası. Aa, sert tarafı mı geldi? Çok fena sertti. Bunda çiğlik var. Çiğlik mi var? Tavuğu pişmiş mi? Tavuğu pişmiş. Pirinç? Pirinç de pişmiş. Yalnız bunu... Baharatlar. Ay dur. Yoklama var. Baharat, tavuğu, pirinç, tavuğu soya pişmiş. Sos. Baharatları da güzel. Aslında ananas güzel tat vermiş. Bilmiyordum bu kadar vereceğini. Ya. Yalnız bunlar çiğ. Tam olarak pişmemiş. Sert tarafları denk geldi sana. Olabilir. Aynen. Büyük şanssızlık. Tadı nasıl? Fena değil tadı. Fena değil. Gerçekten fena değil. Hani ekşi bir tadı var. Ekşi fena değil. Buyurunuz, iki numaralı tabağımızı açalım. Böyle bir güzel harmanlayıp yiyelim bakalım. Lezzetine varalım. Buyurun. Belki bu daha çiğ, bilmiyorum. Bu pilavın tadı tuzu yok ya. Tuzu az bu pilavın. Evet, tuzsuz. Hı-hı. Çünkü tuzsuz. Onda vardı. Yoktu. Pilavda yok mu tuz? Hı-hı. Var onda. Yok. Yok aşkım. Tavuğu pişmiş. Sebebini söyleyeyim mi? Hı? Şimdi bu mix yapılıyor ya. Bunu karışık yiyeceksin. Hani nohutlu pilav gibi düşün. Hani karıştırıyorsun ya birazcık. Vallahi bir, bu hani hem pirinçten hem tavuktan hem ananastan böyle hepsini bir arada. Bu ondan daha pişmiş. Damakta nasıl bir tat bıraktı? Aynı tat. Ekşi. Tabii ananastan kaynaklanıyor. Bunun pilavı ona nazaran daha iyi olmuş sanki. Öyle mi bu? Ama tat olarak değil, kabarma, su pişmiş anlamında diyorum. Hani bunun ananasları da pişmiş. Çiğ tavuğu gelmedi. Tavuğu da pişik. Bak içinde soya sos, sarımsak, esmer şeker falan var. Hani sormamın sebebi bu. Bu lezzetler karıştı ve nasıl bir aroma aldı damağında? Aroması güzel. Hani baskın tat ne geldi? Baskın tat bana sadece ananasın tadı geliyor şu anda. Tamam. Gerçekten başka tat gelmiyor. Pişmiş. Pişmiş. Ha. Buyurunuz. Üç numaralı tabağımızın kapağını kaldıralım. Kaldır. Bununla, bunun pilavı aynı. Tavuğu pişmiş. Hı hı. Bunun tavuğu güzel sotelenmiş. Tat, tuz, lezzet, tat, tuz, zaten aroma. Tuz yok da aroması da iyi geldi. Aynı hemen hemen ekşi. Fazla şey, ayrım yapamadım. Yalnız pilavlar ikisinin aynı. Onlar bundan daha güzel. Anladınız sanıyorum. Evet. Kaldırın kapağı. Tavukları hepsinin pişmiş. Güzel. Başka? Bu tabakta ne var? Hangi lezzet baskın? Bir sürü karakterler var onun içinde. Bir sürü soya var. Aynen. Bunun sarımsak var. Sarımsağı daha baskın ve baharatları da baskın bunun. Aldın yani. Hı-hı. Baharatları. Sarımsak kokusu da aldım. Ha. Kötü mü, iyi mi? İyi. İyi. Hı-hı. Hadi bakalım. Puanlayalım şimdi. Bir. Bir numaralı tabak, bir puan. Aynen. Üç. İki numaralı tabak, 3 puan. 3 de bu. 3 numaralı tabak, 3. Da 5 olsun. 5 olsun. 4 numara, 5 puan aldı. 2, 3 var elimizde. Şimdi bunlardan ilki kime gitti? Gel şöyle 2 numaraya. Bilmem. Evet. Bakalım 3 puanı Aynur Hanım hangi gelinimize verdi? Aynur Hanım'dan 3 puan alan gelinimiz. Buyurun açalım. Rabia. 3 puan aldın. Aynur teyze, sadece ananasını yedin tabağına mı? Aynur abla, şimdi tek tek soru sorarak gideceğim. Hı-hı. Pilav yiyince ne tad alırsınız? Pilav yediniz. Pirinç tad alırım, ne tad alacağım? Güzel.
Tavuk yiyince ne tadı alırsınız? O da tavuk alırım. Ne ananas ne ya? Yiyince ne öğrenci, tadı alırsınız? İlkokul ananas. Öğrencisi gibi. Ananası yiyip ananas tadı alıyorum. Ananası yedin, ananas tadı aldın. Çok normal. Evet. Çünkü ananastan tavuk tadı alamazsın. Ananas tadı aldım der ki garip olan ne? Tabii ki ananas tadı alacağım. Başka ne tadı alacağım? Ananas yiyoruz burada. Evet. Sen orada tabağımı şöyle güzelce pilavıyla, tavuğuyla, ananasıyla yemedin ki abla ya. Yedim. Ya bir daha ablacığım bak sen aşçısın. Ne dedi aslanım? Bu yemeği üçünü de bir alacaksın. Öyle yiyeceksin. Sen ananası yedin yedin ananas tadı alıyorum dedin. Ananası yedin yedin ananas tadı alıyorum dedin. Rabia. Benim tabağımın da hakkını güzelce yedin. Ananas hepsini bastırmış. Pilavın hani ben tuzsuz pilav ilk defa yiyorum. Gerçekten. Güzel. Tuz olmadığını bile farkında değilim ben. Çünkü hayatımda ilk defa gördüm. Bunu nasıl yendiğini bile bilmiyorum ben. Ananasın yenebilir ananasın ya. Tadını alman çok normal değil mi? Bak orada ne ama hepsinden ananas çok baskın geldi. Çok tavuk. Ekşi. Çok ekşi. Anne bak. Çok ekşiyse bir verecektin o zaman. Üç niye verdin? Ona şükretmiyor. Yine verdim. Çok çünkü ekşiyse bir... Kızım bak bunları çok zor yaptınız. Ben gördüm evet, sizi. Çok zor yaptık. Birazdan tabakları çıksın. Sana bir şey söyleyeceğim. Şu an susuyorum daha tabağım çıkmadığı için. Birazdan o tabaklar açılsın. Buradan göstereceğim hem de. Buradan bile belli olan bir şey var çünkü. Ben de görüyorum oradan bile belli olan bir şeyi. Ama Aynur abla ben gerçekten artık sana bir inanamıyorum. Bir de şuna gerçekten değinmek istiyorum. Şöyle dört tabağa baktığınızda düzgün bir şekilde kesilmiş ananas varken neden orada... Kesilememiş, evet, ben yan yapmış aslında. Bir ananasa siz 3 puan verdiniz. Ya aynı tatları, ananası kendi şeklinden de olabilir. Ya başka aynı... zaman olsa gelirsiniz, şekil şükül dersiniz. Bugün geldiniz, hiçbiriniz onu dikkate almadınız. Hiç önemli değil. Sen şeye baksana buradan, doğru söylüyor. Ben de onu söyleyecektim. Bir bak bakalım orada hangi ananasların diyorum çünkü birden fazla var. İçi güzel oyulmuş, hangi ananasın daha içi oyulmamış. Bak ben diyorum de ya de. Sen de burada o zaman bakacaksın. Tamam tatları aynıysa dış görünüşleri nasıl? Bu kızlar bu ananasları nasıl oymuşlar? Kim oymuş kim çünkü oyamamış? En az ananası oymak da bizim süremizin yarısını aldı. Mutlaka almıştır tabii ki. O zaman yani, da önemli değil. Önemli değil ama aynen. Üçün, dön bir bak ablacığım bir dakika. Ben istemem zaten rica görmedim hiç. Hayır istediğini farz edelim ya. Farz üzerinden konuşuyoruz. Ben durun ben yakından ya, göstereceğim. Bu ne biçim bir yasak demez misin? Dur, bunu bak. Kesememiş bile. Bunu nasıl bir aşçı yapmış demez misin? Dur göstereceğim ben. Hayatım. Geldim oralardan. Bak anne. Görüyor musun? Bak oyulmuş. Oyulmamış. Tavuklarda bakacağım. Anne içine. Hani dedin ya hepsi aynı diye. Bak. Bak 3 tane tabakta güzelce içe alınmış. Bir tek bu alınmamış ve bunun da şimdi görüyorum senin demek istediğini. Evet. Tavukları da yanmış. Ya neresi yanık tavukları bunu? Tavukları yanmış ve şeyleri. Neresi yanmış bunu? Gayet güzel kızarmış. Aynur ablacığım ananasın etrafı simsiyah. Tamam ona bir şey yapamaz. Ananas. Kararmış. Tamam. Kararmış. Hayır dış kabuğundan bahsetmiyorum. Şimdi biz ona ne yaptık? Kararmaması için bir şey yaptık değil mi? Evet. O da orada yapılmış. O bile yapılmamış. Evet. Ama ondan bahsediyorum. Senin dediğin o karalığı gördüm. Evet tavukları da yanmış. Vallahi yani hiç yanık yok yani, şimdi. Ya, nerede yanık ya var ya? Gayet güzel kızarılmış yani. Tamam hadi güzel var kızarılmış dediğim tabak kısmı bak o oyulmamış bile. Oyunu hiç fark etmedim. Dikkat i̇şte etmedim. Anneciğim fark etmem lazım. Ben pilavının lazım pişmişliğine, evet, tavuğun evet, pişmişliğine evet bakıyorum ben. Evet. Aynur Hanım. 3 numaralı tabağa kaç puan verdin hatırlıyor musun? 3. Bravo. Bakalım bu 3 puan hangi geline gitti? Aynur Hanım'dan 3 puan alan gelinimiz. Buyurun açalım. Zehra. Aynur teyzem. Tabağımı övdün ama 5 puanımı neden vermedin? Aynur abla, tabağımı gerçekten çok övdün. Yerken de lezzetini anlat, hani bayağı beğendin yani. Evet. Neden 5 vermedin? 5 vermeni bekledim ben aslında. Hani bu kadar övmeye rağmen bir 5 verecek herhalde diye. O kadar çok övmedim canım, haklı abartma. Ama. Lezzetini çok beğendim. Haklı. Ne hepsi aynıydı ya. Dedim. Sadece bak tavukların kızarmasını beğendim. Lezzet aldım dedin. Lezzet aldım.
Şeyi de baskın değil bunun. Sizinki de bu çok ekşi, haşırı derecede. Bir şekline baksana şekline. Ya ben şekline takılmadım. Ya Aynur abla şimdi şöyle bir şekil yüzünden ben buradan çeyrek kaybettiysem sen de diğer gelinlerin şekline bakıp onların puanını keseceksin. Ben burada şekili sadece patates yüzünden eksi 2 puan almadım ya bu Yasemin, şekil yüzünden. Ben gerçekten şunu çok merak ediyorum. Siz kayınvalidenle program sonrasında ve öncesinde konuşmuyor musunuz? Bir kadını bir oturttur, al karşına, bir motive et. Ne bileyim, kendine ona iyi gelecek ne varsa onu yap. Anne bana güven artık de ya. Kaç haftadır bu gelinler, ben de dahil. Yani sana bas bas bağırmaktan, bunu söylemekten bıktık biz de ya. Zaten ben olmayan ona güveniyorum. Olmayan tabaklara puan vermedi artık. Ya ne bak, olmayan? Ben isyan edeceğim. Ben göstereceğim size olmayan tabağı. Ya sadece konuşup durmayın ya, ne tadı güzel, her şey güzel. Niye? En çok ekşi bunlardan geldi. Çünkü ananas ekşi olmak, tat vermek zorunda. Bir şey de belirtmek istiyorum. Aynur abla bir döner misin? Arkadaşlar şef bize ortadan ikiye bölünecek demedi mi? İki eşit parça olacak ve onun içine oyup yatak yapacağız demedi mi? Bu şimdi ortadan ikiye bölünmüş mü? Bölünmüş mü dikkat ya? Etmedim. Bölünmüş mü? Bakar mısınız? Hı? Anne neye dikkat etmedi? Ayşun bir gel. Bölünmüş mü bölünmemiş mi? Bölünmüş. Niye? Bölünmüş bütün mü? Bütün mü şimdi bu? Bütün mü? Yani ikiye bölünmüş işte. Bak, aynı. Gel gel bak. Allah. En uzak benim buradan bile baktığım zaman 3 numaralı tabak çok farklı yüksek, duruyor yüksek. Yamuk olmuş, şu olmuş, şu olmuş. Bakmadım ya dışına. Biz bakman lazım anneciğim. Ben burada patates yüzünden çeyreği kaybettim. Tamam onu tekrar etme. Sen bana ben Aysun'a düşük verdiğimde hep diyorsun ya oradan. Hem Nurten teyze Aysun'a düşük verince hemen böyle bir dönüş yapıyorsun falan. Ya sen de kayınvalidene desene. Anne 3 verdin. Tamam ben strateji yaptım. Güzel değildi ama 3 verdim. Niye şimdi hala o tabağı övüyorsun desene. Beğendi 3 verdi. Ya beğendiğine kendi bile inanmıyor. Yok yok. Daha çok beğendi. Beğendiğini söyledi. Onu beğendi. Hala içi güzel diyor. Ya. Program bittikten sonra dışarıda seni yine bir kenara çeker. Ay Yasemin evet yani ben yine karıştırdım ama orada itiraf edemedim. Asla karıştırmadım. Aynur Hanım, asla Aynur Hanım artık güvenin gelininize. Ben güzel yemek zaten yapıyor. Gittin en kötüye verdin. 5 mi verdin? 3 verdi. 3 puan. 3 ne yapayım? 3 bile alamam ama bak 3 bile aldım ya hemen bir şey oldular hani 3 aldım çünkü ya. Çünkü burada senin 3'lük bir tabağın yok hayatım. İçi çünkü çok lezzetliydi. Sizinkiler daha önceden de benimkinin derdi. İçi beğenildi. Kayınvalidesi geliyor buluyor zaten. Yani. Siz de 3'ü verdiniz. Bu iki kayınvalide 1 verse ne olur? Hiçbir şey yok. Ne oldu şimdi? Anneciğim sanki çok güzel bir tabak yaptığı için mi yüksek şu anda çok puanı? Çok güzeldi. Çok süperdi. Ya ben bu adaletsizliğe bal gelemiyorum ya. Seninki. Vallahi pilavların hepsinin içi pişmişti. Bu ya aşırı pilavı değerlendirmeyin o zaman. Hepsi aynıysa onu değerlendirmeyin. Ben dışına hiç bakmadım. İçine değerlendim. Tavuklar pişmiş. Sakin. Hepsi pişmişti. Sakin ol o zaman. Olalım hayat. Teşekkür ederim. 4 numaralı tabağa 5 tam puan verdiniz. 5 puanı Yasemin mi aldı yoksa Aysun mu aldı? Evet. Bakalım. Bu 5 puan kime gitti ve dakikalar sonra bir çeyrek altını hak eden gelinimize takdim edeceğiz. Aynur Hanım'dan 5 tam puan alan gelinimiz. Buyurun açalım. Yasemin. Aa. Yemin ediyorum şoktayım. Aysun zannettim en sonunda. Yemin ediyorum şok oldum bir ya. Bir puan Aysun bende. Şaşırmadım. Teşekkür ederim. Çok gerçekten var ya. Çok teşekkür ediyorum. Ama sizde neden böyle bir denge problemi var Aynur abla? Ne dengenizi? İkide bir denge bahsedeyim ya. Açıklayayım ben. Denge problemi ne biliyor musun? Bir gün önce beğendim dediğin tabağa güzel puan veriyorsun. Ben her yerde herkese diyorum ki artık Aynur abla adaletli puanlama yapacak. Beğendim dediği tabağa 5 puan veriyor diyorum. Ertesi gün oluyor, geliyoruz. Bunu beğendim. Güzel. Patates. Sen ananasa patatese benzetiyorsan... Gelir misin? Demek ki gel, o... Gel, gel Allah aşkına gel ben şunu bir ye. Ben onu yiyemem ya. Tadım yaptığınız için de. Şimdi şöyle... Dişim ısırmıyor yemin ediyorum ondan verdim. Aynur ablacığım şu oymasına, şu güzelliğine, şu... kesimine bir bakar mısınız yemin ediyorum ya? Hiç onlara dikkat etmedim. Etsem zaten mesela şekilleri bozuk olana yine verirdim puan ama
İçi güzel. O kadar vermezdim. Demek ki iyi karıştıramamışsın. Bazı yerleri pişmiş, bazı yerleri pişmemiş. Yasemin Hanım da bana 5 verdi. O da ama dedi ki asla çiğ değil. Aysun'un şu an annemi olduğu gibi. Orta kısmı demek ki size denk geldi. Aysun'un tabağı şu an anneme denk geldi gibi. Gerçekten taş gibi. Benim tabağım çiğ miydi Yasemin Hanım? Bana bakın, gelen annem çiğ değildi. Nermin Hanım'a sormuyorum. Benim çiğ miydi? Benim tabağım da çiğ değildi. Hayır bak diyorum ki bir orta ya, kısım lütfen. Demek ki seninkisine denk geldi. Benimkisinde de orta kısım Nermin Nurten teyzeye denk geldi. Biz bunun konuşmasını yaptık zaten. Vallahi zaten şöyle bir tabağın 3 puanı aldı. Dış görüntüsü de değil hayatım. Çiğliğine yemin ediyorum ki 1 puanı. Şu an çok mutlu değilim. 5 aldım. Teşekkür ederim. Ama niye mutlu değilim? Şu tabak ile benim tabağım arasında 2 puanlık bir fark yok çünkü. Dış görüntüsünü ben hani o tabak kadar. Birlik bir farktı. Sen o tabağa da bir verseydin ben daha çok mutlu onun olacaktım. Onun ananası da çiğdi. Zehra'nın hiç ananası denk gel, gerçekten yoktu çiğ. Aa. Denk gelmedi. Ondan gelmez siz aynı bak ara ara gelmez, aldım. Bir iki tanesi pişmişti. Diğer aşırı çiğdi. Bak daha sanki hiç böyle şey görmemiş. Gerçekten bak. Bakabilirsin Aysuncuğum. Evet bakabilirsin. Ne görmemiş? Sanki hiç görmemiş. Pişmemiş gibi hiç. Allah Allah. Ya bir bak rica ediyorum. Gerçekten bak bak. Sonra demek ki Aynur abla benim hakkımı yiyor. Hak yemediğinizi mi düşünüyorsunuz gerçekten? Evet. Bakın 3 tane ananas ortadan 2'ye bölünmüş. Ortadan 2'ye kesin dedi ya bize şefimiz. Senin anladığın ne ablacığım? Ben içine tadına baktım. Ananaslara dikkat bile etmedim. Onların dışını yemedim ya ben. İşte bunu yedim. Yapmayın. Ne demek ananasa dikkat etmedim ya? Geliyor ananasa dikkat etmedim. Gerçekten tavuğa dikkat etmedim. Şansa verdim. Şansa verdin. Şansa vermedim. Yasemin'in pirinci hepsinden beyazdı. Biz burada şansa puanlar alınacak. O pirincini çok beğendim. Bembeyaz pirinci vardı. Ablacığım bak. Biz burada şansa puan alınacak. Ay, emek vermiyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz gerçekten tamam, ciddi evet, bir emek benim veriyoruz. Şeklim öyle olmuş olabilir ama siz öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki bu yemek sadece simetrik kesimden değerlendirilmek zorundaymış gibi. Hayır, simetrik kesim Zehra'cığım, olarak değerlendirmek zorunda değil. Zehra'cığım. İçini beğenmiş olabilir. Zehra, burası öyle bir program. Bizi burada yok, hayır, bir tık öne çıkaran öyle şey bu değil. Yani. Bir tık öne çıkacaksa hayır, belki benim için daha güzel oldu. Benimkisi daha güzel pişti. Benim yapış şeklim daha farklı oldu. Hayatım. Kendisi de diyor zaten. Burası pirincini daha çok beğendi. Burada kayınvalideler neler yapıyor biliyor musun? Mükemmel olmuş diyor. Biri basıyor. Yani o yüzden öyle bir tabağa 3 aldığın için vallahi oyna. Billahi oyna ya.